Çok kolay yani, her yerde bulabiliyorsunuz artık. Bakkalda, çakkalda, sağda, solda. Küçük yaşlara kadar indi mi bu? Bu 12-13 yaşına kadar bizim dükkanımıza gelip talep ediyorlar. Tehlike işte bu kadar büyük. Satışı yasak ama orta öğretim çağındaki çocukların bile ellerinde elektronik sigara var. Normal faturalı alışlar yok. Satıcı ama her yerde satılıyor. Irak'tan geliyor, Suriye'den geliyor. Yani valizden geliyor, işte deniz yoluyla geliyor. Milyarlarca adet üretildi ülke Çin. Yani Türkiye'ye bir şekilde giriyor. Nasıl giriyor? Kaçak giriyor yani. Bakkalda, markette, gazete bayilerinde bile satılıyor. Okul önlerinde el altından dağıtılıyor elektronik sigaralar. Elektronik sigara kullanıyor musun? Kullanıyorum. Kaç yıldır? Yaklaşık bir yıldır. Satışı yasak, vergisi yok, ulaşmak çok kolay, sağlık açısından da son derece tehlikeli. İşte bu açılardan baktığımızda konu son derece önemli, son derece tehlikeli. Her yerden çok rahatlıkla ulaşmak kolay. Elektronik sigaradan bahsediyoruz elbette. Aklımıza da elbette şu soru geliyor. Satışı yasaksa her yerde nasıl ulaşılıyor? Her yerden nasıl kolaylıkla tedarik ediliyor? Ulaşmak kolay mı elektronik sigara? Kolay. Çok kolay. Her yerde temin etmeniz çok kolay oldu ve aynı zamanda yaş oranı da çok aşağıya inmeye başladı. Uranyum da var, kurşun da var ve zehir de var. Bütün yaşamın değişiyor her şey. Sigarayı bırakınca. Abi, herkese tavsiye ediyorum. Sağlığa zararlı olmasının yanı sıra devlet içinde büyük vergi kaybına sebep oluyor. Polis elektronik sigara bataklığını kurutmak için her ihbarı değerlendiriyor. Saklanması kolay olan bir ürün. Burada saklanması kolay olan üründe polis veya herhangi bir devlet yetkilisi bulamayacağı için rahat pazarlayabiliyor. Ülkeye sokan kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza 1/3'ünden yarısına kadar arttırılır.